Normalleşme dediğimiz sürece önce birileri yumuşama dediler. Ancak bir süre sonra onlar da normalleşmeyi kullanmaya başladılar. Halkın bu sürece olan teveccühü tüm araştırmalarda ortaya çıktı, çıkmaya devam ediyor. Çünkü normali budur. Bizi o masalara oturtan milletin ta kendisidir. Millet, gidin hakkımı arayın. Ben Türkiye'de bir denge kurdum. Siz de o dengeyi kurun. Size oy verdim diye beni pişman etmeyin demiştir. Siyaset yıllardır normalinden saptığı için milletin sıkıntıları çözümsüz kalmıştır. Bu yoksul millete, bu aç millete, işsizlere, güvencesizlere, biliyorum açsın, işsizsin, güvencesizsin, geleceğinden endişelisin ama tehlike büyük, benim arkama geçmelisin diyen basit siyaset bozulmuştur. Oyu bana vermelisin çünkü bayrağı indirecekler. Oyu bana vermelisin, ezanı dindirecekler. Oyu bana vermelisin, vatanı böldürecekler diyenlere, ay yıldızlı al bayraktan rengini alan Türkiye ittifakıyla hakları verilmeyip de Cumhuriyet Halk Partisi'nden yardım isteyen Diyanet İşleri mensuplarının, yani susturacaklar dediği ezanı okuyanın promosyon hakkını, özlük hakkını da savunarak, böldürecekler dedikleri vatana bir bütün halinde sahip çıkarak ve bu ülkenin kurucu partisi, birinci partisi olmanın sorumluluğuyla ne milliyetçiliğimizi ne başka bir değerimizi bu sonradan görmelere sorgulatmayarak özgüvenli bir siyasetle yürüdük, yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz. Ancak bu süre içinde iktidar tarafından ilk başlarda olumlu birkaç adım atılmaya çalışılsa da, iktidar tarafında da muhalefet tarafında da normalleşmiş bir Türkiye'de kendisine yer olmadığını düşünenlerin saldırıları süreci belli noktalarda aksaklığa, akamete, sıkıntıya uğratmıştır. Yaptığımız görüşme ne AK Parti ile ittifak görüşmesi ne Cumhur İttifakı'na iltihak görüşmesidir. Yapılan görüşmeler milletin derdini, tasasını ifade etme, çözüm önerilerini sunma, bu müzakereden sonuç alınamazsa mücadele etme ve millete bunu açıkça gösterme sürecidir. Bunun dışında bir tutum içinde ne biz oluruz ne de siyasi rakiplerimizin böyle bir isteği olduğunu da düşünmüyorum. Ama çeşitli toplantılarda bu ülkenin yeni bir anayasaya ihtiyacı var diyenlere, evet var, mevcut anayasaya uyarsanız yeni anayasayı konuşabilirsiniz. Ama daha bundan 6 yıl önce yapısı gereği Erdoğan'a yapılması gerekirken Erdoğan'a yapılmış bir anayasaya bugün Erdoğan bile uymuyorsa, şimdi yeni bir anayasa konuşmanın değil, o yeni anayasayı yapacak yeni bir meclis ve ona güçlü irade koyacak, kuvvetler ayrılığına inanan, birbirinin işine karışmayan güçlü bir yönetici iradeye ihtiyaç var. Onun da zamanı Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıdır demekten de geriye durmadık. Yine de burada tarihsel tutarlılık açısından şunu ifade ederim ki, yarın bir sihirli değnek bu iktidarın başına değerse, yarın sabahtan itibaren bütün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyarlarsa, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyarlarsa, kuvvetler ayrılığını, başta yürütmenin meclis üzerindeki tahakkümü ve yürütmenin yargı üzerindeki tahakkümünü ortadan kaldırırlarsa, bu konuda geçmişteki hatalarını telafi eder, yeni yanlışlar yapmazlarsa, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi yeni bir anayasa söylemine bir kez daha kulak kabartabilir. Ama Gezi tutukları içeride yatıyorken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin binlerce kararı uygulanmıyorken, meclisteki
ne el kaldırılacağına iktidar grubu, grup başkan vekilinden, grup başkan vekili saraydaki üst vekilinden talimat alarak hareket ediyorsa, çıkarılan her bir kanun, bakanlıkları bırakın, sarayın odalarında, kurullarında konuşuluyorsa, burada ne demokrasiden, ne anayasadan, ya da yeni bir anayasa yapmaktan bahsedilemez. Biz milletin verdiği sorumluluğun gereğini yaptık. Ancak bu süre içinde olumlu birkaç adımdan sonra bir baktık ki 1 Mayıs'a yeniden Taksim'e kapattılar. Taksim'i 1 Mayıs'ta işçilere kapattılar. Anayasa Mahkemesi'nin kapı gibi kararına rağmen, AYM kararına rağmen Can Atalay'ı içeride tutmaya devam ettiler. Asgari ücrete zam yapmadılar, emekliye hakkını vermediler. Çiftçileri düşük taban fiyatlara, maliyetin altındaki taban fiyatlara mahkum ettiler. Halkın iradesini yok sayan kayyum politikasını ısrarla sürdürdüler. Atanmayan öğretmenin sorunundan müfredata kadar, hayvan hakları yasasından depremzedelerin sıkıntılarına kadar, tüm konularda kendi bildiklerini okumaya, yanlışta ısrar etmeye devam ettiler. Milletin beklentilerini kendi ittifaklarının iç çekişmelerine kurban ettiler. Türkiye'de anormal bir şey yoktur diyecek kadar çıldırdılar ve birbirlerini hizaya sokmak için bu cümleyi kullandılar. Bunların kendilerine de Türkiye'ye de hiçbir faydası olmadığını görmediler. Normalleşme CHP'ye yarıyor kaygısına kapılıp şimdi sertleşmek, kavga etmek, yani eski Türkiye'lerine dönmek istiyorlar. Kusura bakmasınlar. Eski Türkiye, onların dönemindeki eski Türkiye geride kalmıştır. Biz ne yaptıklarını görüyoruz ve bu oyuna gelmeyeceğiz. Biz cesaret isteyen bu doğru yolda yürümeye devam edeceğiz. Bizi bu süreçte en çok üzen ise toplumun satın aldığı, bize oy vermeye eli gitmeyenlerin ön yargılarının kırıldığı, Cumhur İttifakı'nı iş çekişmelere götüren bu süreç üzerinden aldığımız haksız eleştiriler oldu. O eleştirileri yapanlar kısır kavgaların fayda getireceğine inanıyorlarsa yanlıştır. Kutuplaşmanın konforuna kapılıyorlarsa haksızlıktır. Belki bilmeden istemeden iktidara can suyu verecek bir sürece alet oluyorlarsa dikkatli olmalıdırlar. Çünkü bu partinin bir lideri, bir yönetimi, yönetimiyle birlikte 81 ilinde ve tüm ilçelerinde eş güdüm halinde olan güçlü bir örgütü ve iktidar olmaya dair verilmiş bir kararı vardır. Twitter'dan, sosyal medyadan, çeşitli mecralardan bu sürecin baltalanmasına, partinin yeniden geriye düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz.